Herkese merhaba ve bir başka ev turuna daha hoş geldiniz. Bugün Zihuatanejo, Meksika'dayız. Harika bir Pasifik Okyanus manzarasına bakıyoruz. Ve bu görmüş olduğunuz dağ eteğindeki inşaatı yeni bitmiş modern evi dolaşacağız. Evle ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz. Fiyatı da 2.7 milyon dolar. Böyle bir ev için aslında çok uygun ve bu evin müteahhiti olan Penn Holdings'e de ve emlakçısı Tracy Tour'a da bize bu turu yapmamıza izin verdikleri için çok teşekkür ediyorum ve şimdi turumuza başlayalım. Turumuza evin ön tarafından başlıyoruz. Güzel bir giriş yolumuz var. Bizi bu palapa dediğimiz yüksek çatılı kısmın altına götürüyor. Hemen sizi gezdireyim. Sol tarafımızda bir süs havuzumuz var. Güzel de bir ses yapıyor eve girdiğinizde. Yerler de ışıklandırılmış, çiçeklendirmeler yapılmış. Buradan da devam ettiğimizde eve girdiğinizde ilk gördüğünüz şey harika bir Pasifik Okyanus manzarası. Bu evin mimarisi, stili, tarzı gerçekten çok farklı. Evin neredeyse %60-%70'i tamamıyla açık. Burada çok güzel palapa dedikleri Meksika mimarisine uygun da böyle bir kapalı alanı var. Eve girdiğinizde sanki okyanus önünüzde bir televizyon manzarası gibi duruyor. Yani inanılacak gibi değil. Seviyemiz de çok güzel. Buraya da devam ederse giriş kısmına süs havuzumuz aşağıya iniyor. Buradan aşağıda dağ eteğini ve okyanusun vuruşunu da görebiliyorsunuz. Zaten sessiz olduğumda okyanus sesini de kesin eminim mikrofondan alıyorsunuz. Devam da ettiğimizde burası sizi evin giriş ana kısmına getiriyor. Sağda yemek masamız var ama önce buradaki ilk oturma alanına bakalım. Bu oturma alanı tamamıyla duvarın içerisine yerleştirilmiş. Ortamızda güzel bir kahve masamız var. Oturuyorsunuz, okyanus havası, güzel doğal ışığınız. Keyif yapıyorsunuz burada, manzaranın keyfini çıkartıyorsunuz. Yerde de buna hand-laid yani tek tek elle yerleştirilmiş taşlar var. Siz bakmayın, ben turda kibarlıktan dolayı ayakkabı giyiyorum ama böyle bir eviniz olduğunuzda her zaman çıplak ayaklısınız. Her bastığınız yerde güzel bir hissiyatınız var. Burası da açık oturma alanınız. Şimdi bu tarafa devam edersek burada da arka bahçeniz ya da artık bu kattaki balkonunuz diyeyim sizi bu inanılmaz manzaraya yaklaştırıyor. Tam önümüzde 70 feetlik yani 21 metrelik sonsuzluk havuzumuz var. Okyanusun rengi ile havuzun rengi tamamıyla birbirinin içine giriyor. İnanılmaz bir hissiyat. Daha da özelliği, etrafımızda ev yok. Ne bir uçak, ne bir araba, ne bir gürültü, hiçbir şey. Doğayla %100 iç içeyiz. Bu evin de bana sorarsanız en inanılmaz kısmı bu. Şimdi böyle uçurumun da köşesindeyiz. Bunu bu kadar dik bir uçuruma yapmak ne kadar zor bu evi? Kolay değil. Burada gördüğün beton evin kemikleri dağın içine kadar giriyor. Aslında çok sağlam yapman gerekiyor. Kolay bir iş değil. Ama burada Meksika'da labor biraz daha ucuz. Normalde bunu Amerika'da yapsan 5-6 milyon dolar aşağı sadece evi yapamazsın. Ve evi de yaklaştırabildikleri kadar dağın eteğine yaklaştırmışlar ki okyanus sanki arka bahçen olsun. Hakikaten de öyle. Bak görüyorsun orada. Dalgalar taşlara vuruyor. İnanılmaz. Havuzumuz çok hoş. Burada dışarıda balkon alanımız devam ediyor. Burada bir tane daha oturma alanımız var. Bugün manzaradan 75 defa bahsedeceğim. Hadi devam edelim şimdi. Tekrar sizi oturma alanına getirdim çünkü oturma alanının yanında da yemek masamızın olduğu yer var. Masamız çok güzel. Yaklaşık 8 kişi oturabiliyor. Üzerinde avizesi var. Hatta bu sabah biz burada kahvaltı yaptık. Müteahhitiyle aramız da çok iyi. Bizi buraya kahvaltıya davet etti. Ve ortasında da bunu göstermem lazım Erman. Lazy Susan dediğimiz dönen bir mekanizma var. Niye her yemek masasında böyle bir detay yok? Aklım almıyor. Çok güzel işte. Yemekleri koyuyorsunuz üstüne. Döndür döndür. Herkes istediği kadar alsın. Çok harika. Hemen bu üzerimizdeki palapadan da bir bahsedeyim. Bu aslında İspanyol ve Meksika mimarisine uygun bir dizayn. Ev ne kadar modern olsa da birazcık daha otantik Meksika kültürüne de uysun diye bazı böyle detayları getirmişler. Üzerinde Hindistan cevizi ağacından yapraklarla çatısı yapılmış. Çok orijinal. Daha da özelliği üst tarafı da biraz daha dik ve açıklık var ki oradan da bir hava transferi olsun. Burası ferah kalsın diye. Hakikaten de çok ferah yani. Şimdi hemen buraya gelelim Erman. Mike de gözlüğünü unutmuş burada. Merdivenimiz var. Merdiven demek ayıp.
o kadar orijinal, o kadar düşünülmüş ve o kadar farklı bir merdiven dizaynı ki bana kalsa ben burada 5 saat herkese lecture veririm bu merdivenle ilgili ve mimari dizaynıyla ilgili. Ama şimdi herkesin vaktini bu kadar almayalım. Aşağı indim, bize bir dakika konuşacağım. Şimdi buraya geldik. Yemek masası, mutfak. Ortada ayıran bir duvar var. Hemen içinde de göstereyim. Cam kapısı var. Burayı bile o taştan döşemişler ki bir yerden bir yere geçtiğinde o farklılığı hisset diye. Hemen mutfağa dolaşalım 2 dakikada. Çok güzel bir ada dizaynımız var. Doğal taştan yapılmış. Mobilyaları bile bu evde custom ve harika. Üzerimizde ışıklarımız var. Akordeon kapılarımız tamamıyla açılıyor. Mutfaktaki manzaraya bak. Harika. Okyanusla iç içesiniz. Buraya da geldiğimizde daha fazla dolaplarımız var. Gazlı ocağımız. Nespresso makinemiz. 3 tane içtim bugün. Patlıyorum enerjiden. Daha fazla içmemem lazım. Lavabomuz dedim. Gayet hoş, gayet minimalist. Açık renkte bir mutfağımız var. Tam karşısında da oturma alanı. Diğer açık oturma alanı gibi betondan güzel bir koltuk dizaynı yapılmış, televizyon, açık raflarınız. Yukarıda bile bu board form dediğimiz, yani tahtalarla formlanmış beton detaylarını görebilirsiniz. Hemen şuraya girelim. Yarım bir banyosu var. Şimdi diyeceksiniz ki Enes, yarım banyoyu bize niye sokuyorsun? Sokulmayacak gibi değil. Çünkü burada bile o kadar güzel mimari detaylar var ki. Duvarlar stako, yani sıva. Türk usulü. Buradaki lavabomuz doğal bir tahtadan yapılmış, ahşaptan yapılmış, çok şık duruyor lavabosu. Üstünde de camdan bir skylight var. Gördüğünüz gibi oradan da hoş bir ışık iniyor. Erman, yakaladın mı bu detayları ben de turlamadan önce? Valla senle çalışıp detay kaçırmak imkansız. Her şeyi o kadar detaylı gösteriyorsun ki ben de çalışırken kaçırmıyorum. Süper, ne güzel. Duyduğuma sevindim. Şimdi şef mutfağındayız. Ufak bir mutfağı var burada, gazlı ocağımız. Şef mutfağında bile harika bir manzara var. Yani burada şef olmak hiçbir problem değil. Ben de olurum. Hemen beni alsınlar işe. Baksana şu manzaraya. Harika. Ocağımız, lavabomuz, bulaşık makinemiz, buzdolabımız, her şeyimiz var. Hemen şimdi dışarıya çıkalım. Çünkü bu manzaraya bir daha bakmamız lazım. Harika bir yer. Burada da böyle üzerimizde bir gazebo yapılmış. Evin modern çizgilerine uysun diye ortadan 2 tane kolonu var. Yani her bir köşesinde yok. Böyle floating dediğimiz havada uçan da bir etkisi var. Bir yemek masamız. Hamamımız var bu tarafta, bir tane de o tarafta. Harika ama daha da güzel olanı, iyi bir yatırım yapmışlar ve bu evin balkonlarını hep çelikten yapmışlar. Çelikten de yaptıkları için bütün balkonlar, İngilizce'de biz buna cantilever diyoruz. Yani uzatmalı bir şekilde dışarıya çıkılmış. Şimdi diyeceksin ki Enes, bunun esprisi ne peki? 1. Dışarıdan mimarisi harika duruyor. 2. Cantilever olduğu için hiç önünüzde manzaranızı bozan bir şey yok. Ne alt katta ne bu katta. Direkt denizin içine giriyorsunuz. Bu manzarada böyle bir yatırımı hak ediyor hakikaten. Şuna bakar mısın? Biz Erman'la çok şık bir villada kalıyoruz yan tarafta. O da böyle dizayn edilmiş. İlk geldiğinizde biraz diyorsunuz ki yani bu kadar açık ev mi olur? Böyle hiç camı yok. Bir günde alışıyorsunuz. Sanki biz burada lokaliz. 20 yıldır burada yaşıyormuş gibi. Ben bir çıktım, salonda Erman oturuyor, Mikey çalışıyor. Sanki salon kapalı. Hiç yadırgamıyorsunuz. Hakikaten buradaki yaşam stilleri çok uyuyor. Son olarak da bu ev Punta Garoba diye 100'den fazla acre üzerine kurulmuş lüks bir site slash development'ın içerisinde bir ev. Yani bu evi aldığınızda sadece bu eve sahip olmuyorsunuz. Bu site içerisinde işte barı, havuzu var, tenis kortları var, güvenliği var, her şeyden de yararlanıyorsunuz. Yani uçağınıza binip buraya geldiğinizde bu siteye bir giriyorsunuz. Ondan sonra burada keyfinizi yapıyorsunuz. Harika bir yer. Erman, birinci kattaki turumuz bitti. Şimdi herkesi merdivene götürelim. Bir de alt kata dolaşalım. Şimdi de alt katı dolaşalım. Diyeceksiniz ki Allah, Enes bizi yakaladı, burada da merdiven var, bunu 10 dakika anlatır. Doğru tahmin ediyorsunuz, anlatacağım. Çünkü çok hoş bir dizaynı var. Bunu dizayn eden mimar Daniel Zozaya. Hakikaten çok orijinal bir çizgi yaratmış burada. Merdiven aşağı indiğinde açılıyor. Duvarlarda board form dediğimiz, yine işte bu kalıplardan yapılan beton dizaynımız var. Işıkları içine gömmüşler. Diğer tarafta da ışıklar merdivenin üzerinde. Çok güzel bir aydınlatma yaratıyor. Orası da açık olduğu için aralarda akarlar var. Böylece oradan gelen yağmur suyu merdivenlerin içerisinde akarlara gidiyor. Harika bir dizayn. Şimdi Erman, hadi gel. Herkese gösterelim bedroomları, yani yatak odalarını. Birinci yatak odamız burada. Altta 2 tane tek kişilik yatağımız. Üste de 2 tane ranzamız var. Tahta işçiliği bu evin harika. Çatılarda, bu yapılan işte kabinelerde görebilirsiniz. Çok hoş. Oda ferah. 2 tane gardırobumuz var burada. Buradan da devam edersek full bir banyomuz var. Açık dolabı aynı tahtadan yapılmış, 2 tane lavabosu olan güzel bir lavabo dizaynımız var.
Sol tarafta tuvaletimiz. Burada da harika bir duşumuz var. Diğer duşlar da buna benziyor. Orada biraz daha detaylı anlatacağım ama görün istedim. Şimdi Erman, hemen herkesi bir yan bahçeye çıkartacağım. Yan bahçe diyorum artık, balkon da buna. Cam kapılar açılıyor. Her bir yatak odasının kendi balkonu var. Kendi balkonu olduğu gibi her bir yatak odası da farklı bir köşeye bakıyor. Erman'cığım şöyle gösterebilir miyiz aşağıyı? Seni biraz zorlayacağım ama suların geldiğini, orada yamacın eteğine vuruşunu görebiliyorsun. Harika bir ses var. Çok huzurlu, çok keyifli. Bayağı farklı bir görüntü değil mi bizim için de? İnanılmaz. Biraz korkutucu ama çok keyifli. Biraz korkutucu ama keyifli. Farklı bir tecrübe Erman. Yani burada ev aldığında ya bir yazlık evim olsun diye almıyorsun ki. Burası Meksika'nın özel bir yeri. Buradaki tecrübeyi yaşamak istiyorsun. Buradaki farklı hayatın bir parçası olmak istiyorsun. Ondan böyle bir şey alıyorsun. Hazır mıyız? İkinci yatak odası. Hemen gezelim bunda. Bu ana yatak odası kadar büyük olan, yani aslında bu katta iki ana yatak odamız var. Bir tanesi bu. Ben diğerini daha çok beğendim. Mikey bunu daha çok beğendi. Mikey'nin bunu daha çok beğenmesinin sebebi köşesi açık ve suya hakikaten çok yakın. Hemen sizi dışarıya çıkartıyorum. Manzaramız harika. Şimdi Türkiye'nin çok güzel denizleri var. Ama ben Türkiye'de böyle bir eve girmedim. Amerika'da da böyle bir eve girmedim. Şimdi daha da komik kısmı, 2.7 milyon dolar. Kaliforniya'da zorla belki deniz kenarında bir ev alabilirsiniz bu fiyata. Belki. Erman, ne düşünüyorsun manzara ile ilgili? Manzara inanılmaz. Fiyatı bence daha da inanılmaz. Hadi tabii ki ucuz değil 2.7 milyon dolar ama yani gezdiğimiz evlere kıyasla şu manzara paha biçilmez gibi geliyor. Benim bile alasım geldi diyeceksin. Olursa alırdım. Olursa alırdım diyorsun. Aynen, çok hoş bir ev ya. Bu manzara inanılmaz. Düşünebiliyor musun, gece bütün bu cam kapılarını açık. Burada uyuyorsun bu sesle. Harika. Şu balkonu da gösterelim. Bak kafam karışıyor sürekli. Şu manzaraya bak. Dağın etekleri var orada. Harika bir yer, ne diyeyim. Geri gelelim. Tekrar dolaplarımız arka tarafta. Yatağımız burada. Yine güzel bir lavabo dizaynımız var. İki tane işte fixture'lı, yani water fixture'lı, artık musluklu. Onu da hatırladım. Şimdi buraya da girersek bu duşu görmesi lazım herkesin. Türkiye'de izleyen insanların bu duşu hissetmesi lazım biz Erman. Aynı taştan burada da var. Bu da sevdiğim bir detay. Akarları da köşede. Rain it, yani yağmur başlığımızda yukarımızda. Bu pencere değil. Bu manzaranız. Yani düşünebiliyor musun? Duş alıyorsun burada. Dinlediğin ses bu. Baktığın manzara bu. Harika. Vallahi harika. Ben bütün gün böyle sanki 3 tane Red Bull içmiş gibi bu evi anlattım. O kadar böyle enteresan geliyor ki bana da. Burada da tuvaletimiz var. Bu da ikinci yatak odası. Şimdi hemen üçüncü yatak odasına girelim. Tekrar size 10 dakikada anlattım. Merdivenimiz de burada. Üçüncü yatak odamız da burada. Hemen geziyoruz. Havuzu çok gösterme, sürpriz olsun. Okey. Üçüncü yatak odamız, dolaplarımız, çift kişilik yatağımız. Burada da hoş bir balkonumuz var. Ana yatak odasının balkonu daha da hoş. Onu birazdan göreceğiz. Bu lavaboyu da görün istedim, ya da tuvaleti de. Tuvaletimiz arka tarafında. Lavabomuz burada. Aynı şekilde bir duşumuz da burada var. Ama ana yatak odasının duşu ve dizaynı bana sorarsanız hepsinden iyi. Bu arada bütün camlar falan açık. Acayip de ceyan oluyor. Her şey kapanıyor üzerimize. Kusurumuza bakmayın. Hatta o kapıyı da kapatabilir miyiz Erman hocam? Şimdi hemen bu tarafa dönelim. Alt katta da havuzu var. Daha da güzelliği, havuz iyice manzaraya doğru çıkıyor. Sanki buradan sonsuzluğa yüzüyormuşuz gibi de bir havası var. Benim en sevdiğim şey denizin rengiyle havuzun renginin karışması. Ondan havuzun sıvısı birazcık daha koyu renkte. Çok hoş bir görüntü. Yani bunun dizayn eden mimara hakikaten helal olsun. O kadar. Başka diyebileceğim bir şey yok. Çamaşır odamız da burada. Hadi şimdi ana yatak odasını gezelim. Turumuz buradan başlıyor. Girdiğinizde zaten odanın inanılmaz manzarasını görüyorsunuz. Hemen göstereyim. Burada kabinelerimiz, dolaplarımız var. Buradan da girdiğinizde sol tarafımızda çift kişilik yatağınız. Üstte çok güzel ahşap döşememiz var. Bu oda en açık oda. Şu anlamda diyorum. Dışarıda kullanılan bu ipe, yani yerde kullanılan ahşap odanın içerisine kadar giriyor ki sanki odanın kapanıp kapanmadığını hissetmeyin bile diye. Burada yatıyorsunuz çünkü manzaranıza da bu taraftan bakıyorsunuz. Harika, ben böyle oturup burada bütün gün hayatta aldığım kararları düşünürüm. Bunu nasıl yaptım? Doğru mu yaptım? Yapmadım mı? Paramı şuraya mı yatırmalıydım? Artık ne gelirse aklıma, kafamda ne dert varsa, ne şey varsa. Ama burada da yaşayınca sanki çok derdin de olmazmış gibi geliyor bana birazcık. Unutursun, keyif yaparsın. Köşemiz de açık. Yine cam kapılarımız var. Başka ne diyeyim? Erman, her şeyi gösteriyorum böyle. Sen de sustun. Var mı başka bir şey? Banyo falan gezeceğiz de. Vallahi ben de sabahtan beri çekim yapıyorum ama ağzım açık. Seni keyifle dinliyorum aslında. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani
Çok harika, çok hoş bir ev. Bu arada metrekare fiyatı, yani metrekarenin içerisinde dışarıdaki balkonlar, arka bahçe kısımları da dahil. Çünkü şimdi burayı saymayalım diyeceğiz ama ev o kadar açık ki bu sefer hiçbir şeyi sayamazsınız. Yani bu 10.100 square feet, artık metrekaresini biz ekranda değiştiririz. O balkonlarda dahil metrekare boyutu. Başka şu tarafa gidelim Erman'cığım. Hemen bunu da görsün herkes. Bakar mısın şu havuzun orijinalliğine bile, oradaki çizgisine? Bu üçgen dizaynlar aslında James Goldstein'i sanki çağrıştırıyor. Erman da ufak bir burada mimari profesyoneli oluyor. Şimdi ondan da bahsedelim. Biz James Goldstein diye Los Angeles'ta çok ünlü birisinin harika evini gezdik. Erman, evle ilgili ne düşünüyorsun? O inanılmaz bir evdi. Hatta yani yaptığımız video da en iyi videolardan biriydi, evet. En iyi videomuz. Maalesef Türkçesini yapamadık. Ama çok rica ediyorum, eğer bizim videolarımızı beğeniyorsanız lütfen ana İngilizce kanalımıza gidin. Sadece Enes Yılmaz'dır onun ismi. Oradan Türkçe alt yazıyı seçin. 47 dakika, kısa değil. Ama bize sorarsanız yaptığımız en iyi video. Lütfen bir izleyin. Eğer izlediniz ya Enes o kadar da güzel değilmiş derseniz alta yorum yapın. Hepinizden özür dileyeceğim. Her yorum yapana da, beğenmeyene. O kadar iddialıyız yani, onu da söyleyeyim dedim. Burada da havuzumuz var. Hemen kısa bir senaryo anlatacağım. Bir düşün, sabah yatağından uyanıyorsun. Doğal ışık odanın içerisine giriyor. Belki şortun var altında, belki de çıplaksın yani. Olabilirsin bu manzarada. Geliyorsun bir havuzuna giriyorsun. Şurada bir keyif yapıyorsun. Yukarıya çıkıp espressonu alıyorsun. Hayat burada yaşayanlara güzel. Vallahi biz çok çalışıyoruz. Bazen kıskanmıyorum desen yalan olur yani. Ben de böyle birazcık keyif yapayım diyorum. Her neyse bakma. Burada da birazcık tatil yapmış kadar olduk yani. Şimdi hemen geldim buraya. Banyoyu da gezmeden olmaz. Önce tuvaletten başlayacağım. Şimdi niye derseniz, bu kadar hoş bir tuvalet dizaynı olur mu ya? Üstü açık, cam yok. Ferah, hava alıyor. Yani burada oturmak bile bir keyif. Orada bırakacağım yani. Ama hoş yapmışlar. Lavabomuz yine burada. Burada da çok güzel Meksika ikliminde büyüyen bir ağaç kullanılmış. Çok da güzel koyu da bir rengi var. İki tane yine lavabomuz. Tamamıyla açık biliyorsunuz. Ana yatak odasının banyosu ya da duşu diyeyim, daha da açık. Hemen görelim. Cam mam yok. Tamamıyla dışarıdasınız. Bizim kaldığımız villada benim düşüm böyle. 4 defa duş aldım geldiğimizden beri. O kadar keyifli ki. Dışarıda böyle esintili. Üstümüzde de yine yağmur başlığımız var. Suyu istediğiniz kadar sıçratın. Hiç problem değil. Vallahi harika bir dizayn. Ve bu duş da direkt sizi evin ana yatak odasının balkonuna geri getiriyor. Harika bir ev. Bir de böyle çok şık bir manzaramız var. Okyanusun dibindeyiz. Dalga sesleri. Daha ne olsun? Ziwa Taneho, or Ziwa as is affectionately called by locals, is a tropical paradise on Mexico's central Pacific coast, home to delicious local cuisine, amazing friendly people, and some of the world's most stunning beaches. Originally a tranquil fishing village, Ziwa exploded in popularity in the 1970s following the construction of Ixtapa nearby. Today the city attracts tourists from across the world, but retains the laid-back and authentic charm that made Ziwa the dream destination for trekkers seeking an adventure off the beaten track. That's why we're here, you know, that's exactly what you come for. You come for the view and the aesthetic. Right. And the good time, of course. We spent our first morning walking through the town's palm-lined cobblestone streets, meeting the locals and tasting some of Ziwa's signature dishes. ¿Este de qué es? Son de pescado. Okay, fish. Tacos. Nice. The afternoon we spent on the water and got a chance to see the development from a totally different perspective. We're about 100 yards off the Casa del Cantalado. As you can tell, you know, being built into a cliff so close to the water, one of the most important aspects of building a home like this so close is the foundation. And you'll see here that the whole house is made of concrete and the foundation is just as large or larger than the house itself. And that's to keep everyone safe and the house structure sound. From the water, you can see the incredible size of the Punta Garoba development. It stretches down the coastline as far as the eye can see. Although the home we toured earlier is the first to be built on this site, Punta Garoba's infrastructure is already in place and includes some incredible amenities like a tennis court, a private beach club with a bar and pool, and some private villas. It was an incredibly refreshing experience to get to travel to Ziwa and get out of the hustle and bustle of Los Angeles. So Mikey's asking me what we are up to. Tonight is our third night. Yep. Right? We're gonna have dinner at the main estate. I'm sure it's gonna be amazing. We've been eating so good so far. And Nick is dressed sharp as always. Nice. Armand is really excited for the food. I know him too well. Oh yeah.
Mikey's sunburned, I'm thirsty. The days we spent on the sun-drenched beaches in Sitio Zihuatanejo were wonderful, but the house really became a magical place at night. Ve turumuz da burada bitiyor. Erman dedi ki, Enes bütün gün ayaktaydın. İngilizce tur yaptın, Türkçe tur yaptın, müteahhitle konuştun. Yoruldun abi, kapanışı da oturarak yap dedi. Vallahi bana da iyi geldi, manzaram da harika. Oturdum, belim de rahatladı birazcık. Ve videomuz da burada bitiyor. Öncelikle sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İkincisi, eğer bu tarz videoları izlemekten keyif alacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa videolarımızı lütfen paylaşın. Çünkü herkes yorum yapıyor, Enes Türkçe kanalı niye bu kadar ufak diye. Yavaş da olsa büyüyoruz. Sayenizde büyüyoruz. Bize bu konuda daha da çok yardımcı olursanız çok seviniriz. Erman'la ben her şeyi dolaşırız artık. Türkçe videolar yaparız sizin için de. Evin müteahhitine ve emlakçısına da çok teşekkür ediyorum. Bize bu turu yapmamıza izin verdikleri için. Evle ilgili bilgiyi de videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve önümüzdeki haftaya da görüşmek üzere. Welcome to Mexico.